Ebü'l-Hayr el-Aktâ Kuddisesirruhunun ihlas anlayışı. Hamzet bin Abdullah şöyle anlatır. Bir gün Ebü'l-Hayr el-Aktâ Hazretlerini ziyaret için yola çıkmıştım. Niyetim, işim acele olduğundan ziyaret edip, evde bir şey ikram ederse yemeden çıkmaktı. O niyetle evine vardım. Hal hatır sorduktan sonra müsaade istedim. O da müsaade etti. Beni dışarıya çıkardı. Sonra biraz beklememi söyleyip, bir tabak içinde yemek getirdi. Burası evin içi sayılmaz. Onun için burada ikram edileni yiyebilirsin. Buraya kadar gelip de bir şey yemeden gidilmez. Buradaki yemekler ihlas ile pişirilmiştir. Onun için bunlarda şifa vardır buyurdu. Ben de bir kenara oturup ikram edilen yemeği yedim. Ebü'l-Hayr el-Aktâ Kuddisesirruhu buyurdu ki, Allahu Teala'ya zikreden, o Celle Celaluhu'ndan bir karşılık beklememelidir. Kim zikrine karşılık Allahu Teala'dan bir şey bekler ve o beklediği şey olursa, karşılığında maddi bir şey aldığı için zikrin manası kalmaz. Kalbin imanla dolu olmasının alameti, bütün Müslümanlara şefkat etmek, onların dertleriyle dertlenmek, işlerinde onlara yardımcı olmaktır. Nifakla dolu olan kalbin alameti, kin, haset ve düşmanlıktır. Yaptıkları ibadetleri herkese gösterme arzusunda olan gösteriş yapmış olur. Her durumunu, bulunduğu her halini insanlara göstermek isteyen de gösteriş yapmış olur. Kalp, niyetleri düzeltmek, yaptıklarımızı sırf Allah Celle Celaluhu için yapmakla, riya ve gösteriş kirlerinden pak ve temiz olur. Beden de Allahu Teala'nın veli ve salih kullarına hizmet etmekle kıymet kazanır. Şerefli bir insan olabilmek için edep sahibi olmak, farzları eda etmek, salihlerle sohbet etmek ve fasıklardan uzak durmak lazımdır. İslam Alimleri Ansiklopedisi 27 Ocak Mevlana Takvimi